Evet merhabalar. Ehliyet sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Banko ehliyet sınav soruları. Dünkü canlı yayınımızda da 60 tane soru çözmüştük. Bugün de yine 50 tane soru çözeceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Evet, birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Verilenlerden hangisinin çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler diye bir soru gelmiş. Antifriz akü elektroliti, fren hidroliği, motor yağı tabii ki çok soğuk havalarda motorun soğutma suyuna katılmayı katılması donmayı önleyen hangisidir? Tabii ki ee, antifrizdir değil mi? Antifriz. Antifrizdir. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz geldi. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? diye bir soru gelmiş. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması Öndeki aracın evet yavaşlaması görüş mesafesinin kötü olması öndeki aracın e, durması. Evet durması. Burada da tabii ki bize sorulan soru arkadan çarpma şeklinde. Arkadan çarpma şeklindeki araçlar ne yapması gerekiyor? Takip mesafesi kuralına uymazsalar tabii ki ee, öndeki araç durduğu zaman arkadan çarpma olasılığı çok yüksektir. Ee, takip mesafesi hızın yarısıdır biliyorsunuz. 88 89 kuralı yine takip mesafesi verir. Burada cevabımız tabii ki adana seçeneğidir. Birebir sınavlarınızdaki soruları çözüyoruz arkadaşlar. Sınav formatınız da bu şekilde. E ee, cevaplarınızı yazıyorsunuz ve altında hemen cevaplarımız var. Bakın 1'den 50'ye kadar sorularınız devam ediyoruz. 3. sorumuza sizlerin de tabii ki cevaplarını bekliyoruz. 3. sorumuz geldi. Şekildeki aracın sürücüsü bakın kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı duran en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5 metre, 20 metre, 10 metre ve 15 metre. Daha önce de anlatmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Trafik levhalarına kaç metre kala e, duraklama yapmak yasaktır. Tabii ki 15 metre demiştik. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, bugünkü e, sınavımız süreli arkadaşlar. Onun için hızlı bir şekilde cevaplamamız gerekiyor. Hiç bekleme yapmadan, çok detaya girmeden bugünkü sınavımızı yapacağız. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde cevaplarınızı yazın lütfen. Yayınımızı da beğenelim. Hemen dördüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? Olumsuz yönde hangisi etkiler diye sormuş tabii ki A yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak B aracı kullanırken yola konsantre olmak C her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek D viraja girmeden önce hızı artırmak. Tabii dikkat ederseniz burada da cevabın hangisi olduğunu söylüyorsunuz. Cevaplarımızı hızlı yazalım arkadaşlar. Beklemeden. Dördüncü sorunun doğru cevabı nedir? Dördüncü sorunun doğru cevabı da viraja girmeden önce hızı artırmak sürüş güvenliğini olumsuz yönde ne yapar? Etkiler. Hemen geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu. Beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir? Bakın animasyonumuzu izliyoruz arkadaşlar. Bu soru size animasyon sorusu olarak gelir. Şimdi animasyonumuzu izliyoruz. Şu anda bakın bir tır en sağdan gidiyor. Dikkat ederseniz değil mi? Sağdan gidiyor. Şimdi tekrar izliyoruz bakın şöyle sol tarafta dikkat ederseniz evet arkadaşlar şurada bakın beyaz bir otomobil sürücüsü değil mi? Ne yaptı? Uy uykusuz ve yorgun olarak araç kullandı. Şerit takip ve manevra kurallarına uymadı. İleri sürüş tekniklerine uygun araç kullandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandı. Burada bize e, beyaz otomobilin bakın beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir diyor. Hangisi bakın tırın hemen solundan hareket halindeki şu beyaz otomobili söylüyor. Bakın sinyal falan yok direkt tehlikeli bir şekilde sağ tarafa dönüyor. Burada kesinlikle şerit takip ve manevra kurallarına nedir? uymadığını gösteriyor arkadaşlar. Cevabımız nedir? Tabii ki Bursa seçeneğidir. Bilginiz olsun. Ee, uygulama sorularınız bu şekilde geliyor arkadaşlar. Uygulama sorularınız bu şekilde gelir. Dikkat edelim. Hemen geçiyoruz. Altıncı soruya. Hangisi Karayolu Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Dün de çözmüştük arkadaşlar tam e, isabet aynı soru bugün yine gelmiş bakın şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek e, biliyorsunuz ki kimin görevidir belediyenin görevidir cevap burada Adana seçeneği diğerlerini hiç okumamıza gerek kalmadı dünkü canlı yayınımızda da aynı soru birebir gelmişti hemen 7'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması B) Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi C) Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi D) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması. Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir bakın. Hangisidir? Cevap 7. sorumuzun doğru cevabı tabii ki burada da iniş eğimli yollarda motorun durdurulması değildir. Denizli seçeneği. Hemen 8'e geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? A. Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. B. Geçme sırasında öndeki aracın ışıklarına uyulması. C. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması. D. E, karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması. Kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır. Gece seyrederken yasaktır. Hangisi arkadaşlar? E, geceleri karanlık bölgelerde deseydi eyvallah ama bize burada karanlık bölge demiyor değil mi? Gece e, kara yollarında geceleyin araç sürerken bakın geceliğin araç sürerken ne yapılması gerekiyor? Bakın şuradaki deniz seçeneğine dikkat ederseniz karşılaşmada uzun hüzmeli farların yakılması kesinlikle nedir? Yasaktır. Kısa farlar yakılması gerekiyor. Evet. Denizli seçeneği. Doğru cevap. Geçelim. Dokuzuncu soru yine ee, dünkü sorulara benzer bir soru. Birebir aynısı olmasa da dünkü soruya benziyor. E, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolun tüm yönleri açık olduğunu Düz gidilebileceğini, sadece sağa dönülebileceğini, sadece sola dönülebileceğini. Burada bize neyi sormuş? Bu durum sürücülere neyi bildirir? Sadece sağa dönülebileceğini değil mi? Sadece sağa dönülebileceğini bize gösteriyor. Kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Olduğuna göre yeşil ışığın olduğu tarafa dönülebileceğini bize işaret bildiriyor. Ceyhan seçeneği. 10. soruya gelelim. 10. sorumuz park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. B. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. C. Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması. D. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması. E, park halindeki araca çarpan sürücün hangisini yaparsa yanlıştır diyor. Tabii ki zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması değil mi? Uzaklaşması nedir? Kesinlikle yanlıştır. Mutlaka zarar verdiğimiz aracın sahibini bulmak zorundayız. Geçtik 11. Araçların muayenesi muayene süresi dolmasa bile verilen hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A sahibi değiştiğinde, B sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, C motoru bakımdan geçirildiğinde, D kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde Evet. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde muayene yapılması gerekiyor. Denizli seçeneği. 12. sorumuza geldik arkadaşlar. Yine dünkü çözüm sorulara benzer bir soru gelmiş. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini Bakın diğerlerini okumama hiç gerek kalmadı. Ee, arkadaşlar dünkü e, soruları e, yine evet dünkü sorulardan aynısı soru gelmiş. Adana seçeneği değil mi? Adana seçeneği Diğer şıkları okumamıza hiç gerek yok. 13. sorumuz geldi. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi hangisi olabilir? A. Radyatördeki antifrizin olmaması. B. Depodaki yakıtın azalması. C. Fren hidrolinin eksilmesi. D. Yağ seviyesinin azalması. Tabii ki dikkat ederseniz burada neyi gösteriyor arkadaşlar? Ya göstergesi değil mi? Bakın yağ göstergesini gösteriyor şurada. Gördüğünüz gibi yağ göstergesi. Yani burada yağ seviyesinin ne yaptığını bize gösteriyor. Azaldığını gösteriyor. Cevabımız evet. Denizli seçeneğidir 13. soru. Geçelim 14'e. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Görüntü kirliliğini, gürültü kirliliğini, hava kirliliğini, su kirliliğini. Evet hangisidir? Egzoz em, emisyon e, ölçümünün yapılması. Araçların çevreye verdiği zararlar. Görüntü kirliliği mi? Hava kirliliği değil mi arkadaşlar? Emisyon ölçümü. E, emisyon ölçümü hava kirliliği için yapılır değil mi? Hava kirliliği önlemektir. Esas amaç değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Geçtik. 15. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görevi yetkisidir? A Maliye Bakanlığı, B Milli Eğitim Bakanlığı, C Sağlık Bakanlığı'nın, D Karayolları Genel Müdürlüğü'nü. Evet, e, Karayolları hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek. Hız sınırlarını kim belirliyor arkadaşlar? Buradaki verilen bakanlıklardan hız sınırlarını e, kim belirliyor diye sormuşlar. Tabii ki hız sınırlarını bildiğiniz gibi sizin de belirttiğiniz gibi karayolları genel müdürlüğü belirliyor fakat hızlara uymayanlara cezaları emniyet genel müdürlüğü kesiyor daha önce söylemiştik geçtik 16. soruya bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? Ana yol, bağlantı yolu, banket ve geçiş yolu. Bakın bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan nedir? Bağlantı yolu, değil mi? Bağlantı yoludur. Bursa seçeneği doğru cevap. 17'ye bakalım. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yandan rüzgar, gevşek şev, gizli buzlanma, döner kavşak. Bakın sizin için hiç zaman kaybetmeyeceğiniz sorulardan birisi. Hiç zaman kaybetmenize gerek yok. Görür görmez bunun gizli buzlanma olduğunu nedir? Çok iyi biliyorsunuz değil mi? Saniyelik bir soru. Hız azaltılır, takip mesafesi artırılır olacak. Ceyhan seçeneği geçtik hemen. Yine bir trafik polisi işaretlerinden dün de çözmüştük. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için sağ yanaş dur alt talimatını içerir. Tabii ki sağ yanaş dur. Sağ yanaş dur demek arkadaşlar burada da Gördüğünüz gibi hızlan sağ yanaş dur bursa seçeneğidir. Yine gece geç ve e, deniz seçeneğindeki trafik polisinin kol istikametinin açık olduğunu ön ve arkanın e, ise nedir? Kapalı olduğunu bize bildiren e, işaret denizi seçeneği. Evet geçelim hemen 19. Verilenlerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? Dün de duraklama ile ilgili bir soru yine çözmüştük herhalde. Yük boşaltmak için beklemek, kırmızı ışıkta beklemek, park etmek, yolcu indirmek, bindirmek. Evet, burada durmaya örnektir hangisi diyor? Durmaya örnektir. Tabii ki kırmızı ışıkta beklemek durmaya örnektir. Yük boşaltmak beklemek duraklamadır. Park etmek adı üstünde park etmek, uzun süreli beklemek demektir. Ve yolcu indirmek, bindirmekte yine duraklamaya girer. 5 dakikaya kadar yolcu indirip bindiriyoruz. 5 dakikadan fazla yol kenarında bekleme yapıyor isek ee, nedir? Durak Park etmeye girer arkadaşlar. Burada kırmızı ışıkta beklemek durmadır. Hemen geçtik. 20. 20. soru Şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Arkadaşlar dün e, mesajlarınızda e, akrabalarımız da katılabilir mi? Öyle bir mesaj mı gördüm yoksa arkadaşlarımız mı katılabilir diye öyle bir mesaj gördüm. Eğer arkadaşlarınız varsa, katılmak isteyen varsa mesaj atabilirsiniz. Onlar da katılabilir canlı yayınımıza bilginiz olsun. Gençlik kampına, okul geçidine, yürüyüş yoluna, alt ve üst geçitlere. Burada e, nedir? İşte gördüğünüz gibi üçgen işareti değil mi? Okul geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızımızı azaltın diyor ve takip mesafenizi artırın diye bizi uyarıyor. Geçtik 21. Aynı soruyu dün de çözmüştük. Şekildeki aracın sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Bir numara şeridi, istediği şeridi, 2 numara şeridi, 3 numara şeridi. Arkadaşlar bakın e, buradaki araç sürücüsü sağa gidecekse 3 nolu şeride sola gidecekse ve geriye dönecekse 1 nolu şeride bakın 1 nolu şeride düz gidecekse de 2 nolu şeridi ne yapması gerekiyor? E, hareket etmesi gerekiyor. Sağ dar kavisle sola ise geniş kavisle ne yapıyoruz? Dönüyoruz değil mi? Sola da geniş kavisle dönüyoruz. Burada cevabımız tabii ki Adana. Evet, Adana seçeneğidir. Hemen geçtik. İşaretledik, geçtik. 22 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? A kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması, B temiz olmayan yakıt kullanılması, C araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması, dev hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi. Tabii ki burada e, 22. soru kimyasal maddelerin, değil mi? E, ambalajlanarak taşınması taşınması nedir? Tabii ki arkadaşlar eee trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik değil mi? Adana seçeneğidir. Bakın bugünkü sınav bugünkü sınav arkadaşlar 50 sorumuz 3 tane animasyonlu soru var içerisinde. Diğer sorular da birebir sınavlarınızda çıkabilecek sorulardan. Dünkü 60 sorumuz da yine aynıydı. Ama bugün sizin sınav formatınıza göre hazırladık. Birebir aynısı. Siz işte işaretlediğiniz ve işaretlemediğiniz bütün soruları burada altta görebilirsiniz. Sehven eğer işaretlemediğiniz bir soru olursa altta bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen geçtik 20. Şurada da işte e, ileri ve geriye alabilirsiniz. Geriye dönebilirsiniz. En çok sorulan sorulardan birisi de bu. 23. soruya geldim. Aksine bir durum yoksa saatte 100 km hızla seyreden bir sürücü önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Bize tabii ki 100 kilometre hızla giden bir sürücü önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Burada tabii bize neyi sormuş arkadaşlar? Takip mesafesini sormuş değil mi? Mesela 1 numara, 2 numara. 1 numara araç sürücüsünü düşünebiliyor musunuz? 100 ile gittiğini düşünün. Hızın yarısıydı değil mi? Hızın yarısı bize neyi veriyordu? Takip mesafesini veriyordu. Yani burada da cevabın Adana seçeneği olduğu aşikar. Ekran puslu görünüyorsa ee, Selvi ekran çözünürlüğünü yükseltmen gerekir. Evet. Geçiyoruz. Sizden kaynaklı. Evet. 23. Adana seçeneği dedim. 24'e geçiyoruz. Araçta yanmış bir skortayı daha yüksek amperli bir skortayla değiştirmek ya da telle sarmak Aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Farların daha canlı yanmasına. B. Bujinin daha iyi ateşlemesine. C. Akünün daha çabuk bitmesine. D. Elektrik tesisatının yanmasına. Ee, evet. Nedir arkadaşlar? Bakın. Araçta yanmış bir skortayı daha yüksek bir amperli skortayla değiştirmek. Telle sarmak. Telle sarmak neye sebep olur? Tabii ki elektrik tesisatının yanmasına sebep olur değil mi? Elektrik tesisatının yanmasına sebep olur. Cevabımız denizli seçeneğidir. Geçelim 25'e. Yine bir e, elektrikle ilgili bir soru gelmiş. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? güvenliği sağlayan parça tabii ki skortadır değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Geçtik 26. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretli bir işaretleri bulunan parça ne ad verilir? Ya pompası, yağ çubuğu, yağdanlık ve yağ filtresi. Motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan Özel işaretleri bulunan parçaya tabii ki ne denir? Yağ çubuğu denir. Burada da cevabın e, evet cevabın bursa seçeneği olduğu çıkıyor. 27'ye bakalım. Hangisinin her periyodik bakımda değiştirmesi gerekir? Araç lastiklerinin, soğutma suyunun fren hidrolini ve polen filtresinin evet yani her bakımda değiştirilmesi gerekir. Her bakımda değiştirilmesi gereken hangisidir? Bu arada arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Ee, ne kadar çok beğeni o kadar çok YouTube tarafından. Artık kanalımızın adını değiştirdik arkadaşlar. Ehliyet alıyorum kanalın adını ehliyet Nedim Hoca diye değiştirdik. Bugün bilginiz olsun. Bundan böyle ehliyet Nedim Hoca diye gireceksiniz kanala. Evet. Devam edelim. Evet. Polen filtresi değil mi? Polen filtresidir. Denizli seçeneği. 28'e bakalım. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Önemsenmez yola devam edilir. B. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. C. Antifriz kontrol edilir. D. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. seyir halindeyken e, araçtan sürekli yakıt kokusu aldınız. E, bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda tabii ki yapmamız gereken şudur. Trafik kurallarına uyacağız ve kontağımızı kapatacağız değil mi? Cevabımız deniz seçeneğidir. 29. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması kullanılması hangisini artırır? A. Trafik kaza riskini sürüş konforunu aracın yol üzerinde tutunmasını D. Direksiyon hakimiyetini Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması neyi artırır? Tabii ki e, trafik kaza riskini değil mi? trafik kaza riskini ne yapar? Evet. Artır. Evet. Adana seçeneği dedik. Hemen geçtik 30. sorumuza. Aracın periyodik bakımı yapılırken hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Geri vites müşiri, yakıt filtresi, fren balatası, polen filtresi. Evet. Burada da bize neyi söylemiş arkadaşlar? Neyi söylemiş arkadaşlar? Yakıt değil mi? Yakıt filtresi. Bursa seçeneği geçtik. 31. Marşa basıldığında mar motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? Motor yağ seviyesi, akü suyu, bujiler, depodaki yakıt seviyesi. Bakın bu soru sık sık sınavda geliyor. Sınavda sık sık geliyor. Ee, cevaplarımızı biraz daha hızlı hızlı e yazalım arkadaşlar. Marşa bastık, motor dönüyor ancak çalışmıyorsa tabii ki depodaki yakıt seviyesine bakmamız gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 32 Evet 32. soruya geldik. Ee, motor yağının zamanda değiştirilmemesi hangisine neden olur? Akünün daha çabuk bitmesine, aracın daha yavaş gitmesine, motorun verimli çalışmasına, motordaki aşıntıların artmasına. Şimdi dikkat ederseniz burada neyi sormuş arkadaşlar? Motor yağının zamanında değiştirilmemesi, değiştirilmemesi neye neden olur? Motor ya yağ dediğinde aşıntı aklımıza gelecek değil mi? Aşıntıların artmasıdır. Yani denizli seçeneğidir doğru cevap. Evet, geçelim. 33. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir? A çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırt üstü yatış. B başı geriye doğru iterek yarı oturuş. C çeneyi göğüse yaklaştırarak yüz üstü yatış. D başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş. Evet. Hangisidir? Burun kanaması olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor diye ya arkadaşlar? Burun kanaması derste de anlatmıştık. Burun kanaması olduğu zaman kesinlikle hastayı yararlıya şok pozisyonu vermiyoruz, değil mi? Evet. Böyle bir durumda başı hafifçe öne doğru eğerek ne yapıyoruz? Hasta yaralının oturmasını sağlıyoruz. Evet. Yani denizli seçeneğidir. doğru cevap. Geçtik. 34 Verilenlerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Cildin soğuk ve nemli olması. B. Zihinsel aktivitenin artması. C. Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi. D. Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması. Evet. Burada da dikkat ederseniz e, şok belirtilerinden birisi hangisidir? Tabii ki e, sizin de belirttiğiniz üzere evet belirttiğiniz üzere şok belirtisi bakın şok belirtilerinde mutlaka sınavda soru geliyor cildin soğuk ve nemli olmasıdır. Adana seçeneği doğru cevap. 35 geçtik. İç kanamalar kazızı değil şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazide de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. Hızlı ve yüzeysel solunum, aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız. Tabii ki e, biri değildir diyor bakın arkadaşlar. E, bakın kan kaybına bağlı olarak geçen belirtilerden biri değildir. Tabii ki e, burada Denizli seçeneğidir. Yavaş ve güçlü nabız değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçtik. 36. 36. soru şöyle. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Diye sormuşlar. Kısa süreli yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Bayılma mıdır? Şok mudur? koma mıdır? Kansızlık mıdır? Bakın. Şimdi burada dikkat ederseniz kısa süreli ve yüzeysel ve geçici dediğine göre hangisidir arkadaşlar? Kısa süreli. Kısa süreli olduğuna göre nedir? Bayılmadır. Değil mi? Bayılmadır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Burada da dediğimiz gibi Adana seçeneği doğru. Cevap 36. soru. Evet hemen geçtik 37'ye. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir? 20, 10, 40 ve 30 şeklinde verilmiş. Bak dinle hisset değil mi? Bak dinle bakın hisset. Bak dinle hisset kaç saniye süreyle yapılıyordu? 10 saniye. Cevabımız da Bursa değil mi? Bursa seçeneğidir. Hemen geçtik. 30. 38. soru yine arkadaşlar animasyonu bir sınav sorusu. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalardan hangisini gerçekleştirmektedir? Şimdi hemen animasyonumuzu izleyelim. İlk yardımın temel uygulamalardan hangisini gerçekleştiriyor? Tedavi etme, koruma, bildirme ve kurtarma. Burada da gördüğünüz gibi bakın bir e, kişi elinde telefon, değil mi? Araçlar kaza yapmış ve karşı tarafa bir şeyler anlatıyor, değil mi? Karşı tarafa bir şeyler anlatıyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Evet, şöyle tekrar isterseniz izleyelim. Bakın. Tekrar izleyelim 38. soruyu. Reflektöründe koymuş bakın e, bir şeyler anlatıyor karşıya. Bir şeyler anlattığına göre ne yapıyordur? Değil mi? E, bildirimde bulunuyor Değil mi arkadaşlar? Bakın bildirimde bulunuyor. Evet. Tabii ki bildiriyor. Evet Fadime bildirimde bulunuyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. 39. soruya. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından oluşmaktadır. Olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları öner ve hayatı kurtarır. Buna göre verilenlerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Kazizedenin yalnız bırakılması. B. Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması. C. Baş, boyun, gövde eksenin korunması. D. Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi. E, evet. Bu yaralamada bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Ne yapılması gerekiyor? Baş, boyun, gövde ekseninin nedir? Korunması. Tabii ki doğru bir uygulamadadır. Cevabımız C. Ceyhan seçeneğidir. Geçtik 40. soruya. 40. soru şöyle aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? A. Göz bebeklerinin küçülmesi. B. Dudakların morarması. C. Göğüs hareketlerinin kaybolması. D. Nefes alma vermek sesinin duyulamaması. Tabii ki burada da cevap göz bebeklerinin küçülmesi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir. Göz bebekleri ne yapar? Küçülmez büyür arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. 41. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen ani, aşırı ve anormal de, deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir? Hipertansiyon, diyabet, şok ve sara krizi. Evet, burada dikkat ederseniz arkadaşlar, doğumla da olan bir şeydir. bu değil mi? Doğumla da olabiliyor bu meshasında da olabilir. E, Binde hücrelerin kontrol edilemeyen ani aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Yolda giderken kişi yolda düşebilir. Böyle bir durumda sara krizidir değil mi? Cevap Denizli seçeneği. Geçelim 42. 42. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzun kopması olan bir kazı zedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. A kazıdenin alına turnike ya da T harfi yazması. Bakın. Arkadaşlar çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzun kopması olan bir kazide turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kural her şeyden önce kazidenin alnına turnike ya da T harfi yazması gerekir. Diğerlerini okumamıza gerek kalmadı. Adana seçeneği doğru cevap. 43. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarada kanama varsa durdurulması. B. Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması. Yara içinin kurcalanması. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması ciddi yaralanmada yapılan ilk yardım uygulamalarındandır. Bakın, yara da kanama varsa durdurulması gerekiyor. Diğerleri yanlıştır. Cevap Adana seçeneği 44. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 10 18 16 24 14 22 12 20. Tabii ki ee, ilk yardım sorusu. Bu soru da yine sık sık gelen sorulardan arkadaşlar. Tabii ki burada da nedir? Ee, sizin de belirttiğiniz gibi 12-20'dir denizli seçeneği doğru cevap. 45 verilenlerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? Bakın zararlardan biri değildir. Trafik işaretlerinin hasar görmesi zarardır. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması. Evet diğerlerini okumama gerek kalmadı arkadaşlar. Korkuluklara tahrip olması, yine karayolların zamandan önce yıkılması bunlar e, ülke ekonomisine zarardır. Fakat trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması değildir. Cevabımız Bursa seçeneği. Geçtik. 46 seçeneklerdeki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi hız sınırlamaların üstünde araç kullanılması, en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi, trafik kurallarına kurallarına riayet edilmesi. Bakın, burada da tabii ki yine cevabın Denizli seçeneği olduğunu söylüyorsunuz. 46. soru. 47 Hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir. Karayollarının zamandan önce yıpranması, açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması, uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması, üretim ve refah kayıplarının yaşanması. Burada da dikkat ederseniz tabii ki e, cevaplarınız gelmeye devam ediyor bu arada arkadaşlar. Süre çok hızlı gittiği için fazla sizin de cevaplarınıza bakamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü süreli olduğu için süreyi dikkatli kullanmamız gerekiyor. Süre bitmeden cevapları bitirmemiz gerekiyor. Cevap Ceyhan seçeneği. 48. sorumuza geldik. Hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Dar yolda gelen araçlarla inatlaşmak olumsuz, kızgın biçimde kornaya basmak olumsuz, Başkalarının hakkına saygılı olmak, olumlu, sürüş sırasında aceleciliği davranmak, aceleci davranmak tabii ki burada yine Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap 49. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canlı tehlikeye attığını farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanması Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gereççilerinin sorgulanıp öğrenilmesi değil mi? Yapılması gereken farkındalığı kazanmak için tabi ki bursa seçeneğidir doğru cevap. Son soru arkadaşlar. Son sorumuz 50. 50. sorumuz da yine e, animasyonlu bir sınav sorusudur. Önce soruyu okuyalım sonra animasyonumuza bakalım. Videodaki gibi dar bir yolda başka bir sürücü ile karşılaşan araç sürücüsünün davranışı e, trafik adabına uygundur. Hangi davranışı trafik adabına uygundur? Bakalım. Şimdi hareket halinde e, bakın gidiyor. Ve ana yolda bakın ana yolda ve karşıdan dikkat ederseniz e, işte seyir halinde gidiyoruz. Bisikletli geliyor. Sağ tarafta araçlar park etmiş. Araç camını açarak bisiklet sürücüsünü sözle olarak uyarmak. B. Karşıdan gelen bisiklet sürücüsüne aldırmadan yoluna devam etmek. C. Bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemek. D. Kornaya basarak bisiklet sürücüsünü uyarmak. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar tekrar izlemekte fayda var. Bakın şöyle diyelim. E dar bir yolda başka bir sürücüyle karşılaşan ara sürücüsünün hangi davranışı trafik adabına uygundur diyor. bakın uygundur. Animasyonun sınav sorusu. Bakın şu anda seyir halinde ilerliyoruz. Evet ilerliyoruz. Burada şurada dikkat ederseniz burası da bizim gittiğimiz nokta dar bir yol. Siz gittiğiniz zaman buradaki bisikletli ne yapamaz? Yoluna devam edemez. Orada kazaya sebep olabilirsiniz. Orada yapmamız gereken nedir? Tabii ki bisiklet sürücüsünün geçmesini ne yapmak? Beklemektir. Evet arkadaşlar süremiz bitmek üzereyken biz de soruları bitirdik. 50 sorumuz 45 dakika. Şu anda İki dakika süremiz var. E, katıldığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Tüm sorular kanalımızda var. Hem soruları hem de konuları detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. E, canlı yayına katıldığınız için bizi yalnız bırakmadığınız için biz sizlere teşekkür ederiz. Arkadaşlar teşekkürler. Öncelikle yayınımızı beğenin. Daha sonra ve sizlerden ricam arkadaşlar. Ricamız sınavlardan sonra mutlaka sınav sonuçlarınızı bizimle paylaşın. Bu videoların altına isminizi ve girdiğiniz tarihi, sınavdan kaç aldığınızı mutlaka ve mutlaka bekliyoruz. Kanalımızı dostlarınıza, arkadaşlarınıza paylaşın, önerin. Artık kanalımızın adı biliyorsunuz, ehliyet Nedim Hoca olarak e, değişti. Ehliyet Nedim Hocayı da YouTube Nedim Şeker Akademisi'de e, herkese paylaşın, önerin. Tüm konu ve soruları tekrar baştan sona değerlendirebilirsiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyoruz ve sonuçlarınızı bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. hoşça kalın, kendinize iyi bakın.